Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh. Ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Asmaul Husna silsila derslerinden birodarlar, Alloh taoloning Al-Ilah ismini dars qilayotgan edik. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Ibodat qilinishlikka yagona haqli bo'lgan zot bu Alloh subhanahu va taolo. Al-Ilah. Bu dunyoda turishimizda bitta maqsadi bor. Bu dunyoda turishimizning bir illati bor. Bu maqsad ibodat deyiladi. Astag'fir billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Ta'ala cin ve insan taifasını nima uchun yaratganligini mana shu oyatda siz bilan bizga xabarini beryapti. Men cin ve insni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Demek inson bilan cinni bu borliqda turishigidagi bitta maqsad tirichilik. Bola chaqa, uy joy, o'g'il qizni uylab joylash. Mikan? Yok. Allah Ta'ala'ya kulçilik kılış. Allah Ta'ala'ya ibadet kılış. Eğer siz Allah'a ibadet kıptırıp şu işlerde kısız, bana şu işleriniz özüyem ibadet. Balacakı bakış ibadet. Pul tapış ibadet. Tam salış ibadet. Aile azalara bir türmüş tarzını yaşlılar, berişlikle hareket kılış ibadet. Bunların hepsi ibadet buladı. Eğer Allah'ın ibadeti birinci maksadınız olsa. Adamların ekser kısmı Balaçaka tırışçılığı da yürüptü. Bu mas maksat. Maksat Allah'ın kulçuluğu, ibadeti. Yani şu niyet bilen, bu işlerde kılın, ne mi oladı? İbadet özünü mü? Kıskaça tarifi, Allah'a boyun sunuş, onge muhabbetli oluş. Muhabbet bilen Allah'a boyun sunuş. Yani ibadetinin müfessal tarifi kanaka. Kalp muhabbetiga aralashgan, asosi aniq ishonch ustiga qurilgan, abadiy saodatga olib boradigan ixtiyoriy bo'yinsunish. Qarang, Alloh azza va jallaning nazdida, Alloh subhanahu va taoloning o'lchovida dunyoga kelishdagi yagona maqsadimiz nima ekan? Ibodat ekan. Kalp muhabbetiga aralashgan, asosi aniq ishonch ustiga qurilgan Abadi saodatga olib boradigan ixtiyoriy bo'yinsunish. Dunyoga kelib eng katta ziyonni ko'rgan odam kim? Astagfirullah. Qul hal nunabbiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mana har jumada o'qiladigan Kahf surasidan aytiladi. Ey Muhammed Aleyhisselam ayting. Sizlarga qilgan iş amallaridan eng ko'p ziyon ko'ruvchi kimsalarning xabarini beraylikmi? Alloh subhanahu va taolo o'zi aytayapti. Dunyoga kelib eng katta zararga uchragan odam kimligini. Odamlar gapiraveradi. Ona deydi hayotda zarar ko'rdi. Ona hayotda foyda topdi. Ona yaxshi bo'ldi, ona yomon bo'ldi. Har kim o'zichasiga baho beraveradi hayotga. Ammo Alloh taolo o'zi aytayapti. Dunyoga kelib eng katta zarar ko'rgan odam kim? Ular kofir bo'lganlari sababli qilgan sa'yo harakatlari hayotda dunyoda yo'q bo'lib ketgan u, ammo nodonliklari sababli bular o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. O'zi xohlaganda yashagan, ona to'g'ri, ona noto'g'ri. Ona yutdi, ona yutkizdi. O'zlaricha hayotga baho berib turib o'zlarini qilayotgan ishini chiroyli deb sanayotgan odamlar. G'arbni qaramaysizmi? Erkakka erkakni uylanishligini to'g'ri deyapti. Nikoh qurmasdan ikki tomon rozi bo'lsa erkak ayol u o'rtasida bo'lgan jinsiy aloqani mumkin deyapti. Har qanaqa bir chiroyli qog'ozlar bilan o'rayapti. Vaholanki bularda hammasi harom edi, insonni zalolatga, insonni halokatga olib borardi. Mana oila degan muqaddas dargohni bular inkor qilishdi. Din degan narsani cherkovga tiqib qo'yishdi. Bu o'lganda, tug'ilganda, ko'milayotganda kerak bo'ladigan instansiya, uchta o'rinda
Boshqa paytda xohlaganda qayashaymiz deyishdi. Nima bo'lyapti bu g'arb olami? Birodalar, qirilib tugayapti. Demografik krizisga kiryapti. Aholi ko'paymayapti. Qaranglar, Alloh taolo aytayapti, kim zarar ko'radi hayotda desa, Allohning dinini esdan chiqarib qo'yib, xohlaganda yashab, biz chiroyli ish qilyapmiz deb o'ylayapti. Ular shu dunyoda o'zida ham xor bo'ladi. Oxiratda kelsa endi gapirmasak ham bo'ladi. Shuning uchun kimni foyda qilishligi, kimni zarar qilishligi Alloh taolaning shariatiga qarab turib belgilanadi. Haqiqiy boy kim? Haqiqiy kambag'al kim? Deydi Ali roziyallohu anhu. Qiyomat kunida Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi. Eng pushaymoni katta odam kim? Kambag'al holda o'lishlik uchun boy yashagan odam. Nima degani bu? Kambag'al holda o'lishlik uchun boy yashagan odam. Ya'ni dunyo qo'lida juda katta bo'lgan, oxiratiga sarf qilmagan, savobga sarf qilmagan kambag'al odam o'lgandaqa quruq ketyapti oxiratga. Shuning uchun dunyosi qo'lida katta bo'lgan birodarlar, shu narsani yaxshilab tushunib olaylik. Dunyodan chiqib ketayotganingizda qaysi pul sizniki? Qolgan emas, o'tkizganingiz. Qo'lida 1 million dollar bor, 100 ming ham o'tkizmagan. Endi bir kambag'alning qo'lida 1 million yo'q, u ham 100 ming o'tkizmagan. Ikki oy ham bir xil bo'lyaptimi? Lekin farq bu kambag'al bo'lib yashab, kambag'al bo'lib o'ldi. Ammo bu boy bo'lib yashab turib kambag'al bo'lib o'ldi. Shuning uchun bu ma'ruzalarimizdan ko'zlagan har doim aytamiz, bu ikkita narsani tuzataylik. Nimani? O'lchov tushuncha, hayot haqidagi tasavvurni tuzataylik. Inson ojiz. Miyasidagi bitta tomir yorilib ketishi bilan tamom bo'ladi uning hayoti. Inson ojiz, ichayotgan suvdan bir xo'plam tomog'iga tiqilib qolsa tamom. O'tgan darsda o'sha Apple kompaniyasini asoschisi Steve Jobsning so'zlarini aytib berdim. 8 milliard dollar qoldirib o'lib ketdi. Lekin dotta bo'lib ketdi 56 yoshida. Men sarobni orqasidan quvgan ekanman. Men noto'g'ri yashagan ekanman deb dotta bo'lib ketyapti. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga hech kim ibodatga loyiq emas. Huwa ahlut taqvo va ahlul mag'firo. U Alloh taqvo egasidir. Ya'ni bandalar Allohdan qo'rqishlari kerak. Alloh undan qo'rqilishlikka loyiq bo'lgan zot va Alloh mag'firat egasi bo'lgan zot. Ibodatlar bor, shioriy ibodatlar va taomuli ibodatlar bor. Taomuli ibodatlar bu to'g'ri bo'lsagina shioriy ibodatlar to'g'ri bo'ladi. Mana ibodatni nimaligini tushunib oldik. Alloh taologa ixtiyori bilan, muhabbati bilan, ishonch bilan bo'yinsunishlik. Agar taomuli ibodatlar to'g'ri bo'lmasa, shioriy ibodatlar to'g'ri bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi. Nima degani? Taomuli ibodatlar degani muomaladagi ibodatlar, axloq, odamlarning haqlari, muomalalarimiz. Rostgo'ylik, omonatdorlik, birodar haqqini yemaslik bu muomala ibodatlari deyiladi. Shular to'g'ri bo'lmasa, shioriy ibodatlar qabul bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Shioriy ibodatlar nima? Namoz, roza, zakot, haj, siz bilan biz qilayotgan ibodatlar. Namoz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muflis kim ekanligini bilasizlarmi? Muflis bizning zamonda tilida agar aytadigan bo'lsak, bankrot odam. Hech narsasi yo'q odam. Sahobalar aytishdi, "Al-muflisu fina ya Rasululloh, man la lahu dirhama wala dinara wala mata'." Muflis deganda biz dinori ham, dirhami ham, biror bir matohi bo'lmagan odamni tushunamiz deyshtdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Meni ummatimdan bo'lgan muflis u qanaqa odam?" Bu odam qiyomat kunida namozi, ro'zasi, zakoti, haji bilan keladi. Shioriy ibodatlarni zo'r qilgan, ammo taomuli, muomala ibodatlarida juda ko'p xatoga yo'l qo'ygan. Nima qilgan? Uni g'ibat qilgan, buni obro'yga tekkan, bunga tuhmat qilgan, buni haqqini yegan, buni urgan. Odamlar bilan qilayotgan muomalasi chatoq bo'lgan. Endi Rasululloh aytibdilar, u shu odam to'xtatiladi va undan qasos olinadi. Unisi kelib hasanotlarni olib ketadi urgani uchun.
Bunu iskelerde hasanatlardan alıp getirdi sökken için. Onu iskelerde gıybet kıyan için sahabılardan alıp getirdi. Hullas hakdarlar turuptu. Hakdarlar turuptu. Sahabılarını alış yaptı kıyan hatalar için muameledeki. Sahabıları kalmadı. Şimdi bu iki hakdarlar özlerinin günahlarını bunu yüklüydü. Günahlarını artadı, cehennem bir şüphe etedi. Namazı fayda kımadı. Zekatı hacı fayda kımadı. Çünkü muamelesi çatakıdı adamlar bilen. Ahlakı buzuğudu. Ülkeler, din bu güzel hulk degenler Resulullah. Kıyamet günü de bandenin savab amellerini en ağır basadığın amel güzel hulk dediler. Kimin ahlakı senin ahlakından balat boyan olsa buna imanıyam senden balat değildi. Şunarlıyım mı? Resulullah'a yana etediler. Benim ümmetimden bulgen şundayı kavimlerini bilemem. Ular kıyamet günü de tihamet tağları dek ülken savablar bilen gelişedi. Lekin Allah ularını saçılgen kül de kılıp taşlaydı. Şunda Savban raziyallahu anhu, ya Resulullah, biz hem özümüz bilmeyen halde öşekalarda bu kamaslığımız için ularda kanakaligini sıfatla vereyim bizge. Ularını bizge bildirip koyayım. Şunda Resulullah ettiler, ular sizlerini biraderleriniz, ular sizlerden. Sizler tünnü kayyum kıyandaki ular hem tünnü kayyum kılışadı. Lekin ular Allah haram kıyan nesneler bilen yalgız kalışsa onge kirişip yetişedi. Hiç kim körmegen cahide günahtan özünü tohtatamaya kaladı. Roza. Aytik muamele, taamuli ibadetler doğru bulmasa şiari ibadetler doğru bulmaydı, kabul bulmaydı. Roza. İslam'da 5 üstünden bittiyse. Men lem yada kavla zur vel amele bihi feleyse lillahi haca fi en yada taamahu ve şarabahu. Kim roza tutturup yalgın yaptı ve yalgın yaptı bugün amelini terk kımasa yeme içmeye koyganını Allah'a keregi yok. Allah'a keşine sana keregi yok. Allah işine sana muhtaçmaz. Şimdi roza tutturup yalgından tohtamayken bu sen, yalgın işten tohtamayken bu sen, seni rozen rozamaz degeni de. Şiari ibadet var, roza. Lekin muameledeki ibadet yok, çünkü rozası kabul bulmaydı. Din demeyken buradalar, güzel hulk eken, güzel hulk eken. Rubba saimin, leysa lehu min siyamehi illel cu'u vel ataş. Çünkü rozadarlar var, rozadan topkenler sesini mi? Açka geniyor, çanka geni. Aç kaldı, çankadı, lekin başka hiç nesi olmadı. Neme üçün? Muameledeki taamuli ibadetlerini mi bu genedi? Natoru bu genedi. Zekat. Yani şu İslam'ını beş de üstünden bittiyse. İstedi billah. Kul enfiku tav'an ev kerha. Len yutakabbele minkum innekum kuntum kavman fasikin. Aytin. Öz hokşingiz bilen hok mecburen infak ihsan kılınlar sizlerden hergiz kabul kılınmaz. Neme üçün? Çünkü sizler itaatsiz fasık kavim buldular. Fasık da kim aytiladı? Bilesin ama. Korkmasından günah kılar ya adam. Üyatmasından kılar adam. Yaşır mıydı? Üyel miydi? Şahada kelimesini aytış. Men kala la ilahe illallah bi haqqiha dehalal cenne. Kim la ilahe illallah'ını aytsa hakkı bilen. Hakkını ada kılıp aytsa cennet kekiradı. Qila ve ma haqquha. O kelimeni la ilahe illallah'ın hakkını mı adı yanı da Resulullah ettiler. An tahcizahu an maharimillah. Şu kelime etken adamını Allah haram kıyan işlerden tosayken bulsa demek şu kişi kelimenin hakkını adı okuttu. Şuna alayım oldu mu? Allah haram kıyan işlerden tiyilmeyen adam bu kelimenin hakkını adı okumayan buladı. Kaçanı ki haramdan tiyilse hakkını adı okuyan buladı sonra cennetke kiradı. Bu dünyaya gelişimizin asosiy maqsadi birodar ibodat ekan. Ibodat bu Alloh taologa ixtiyoriy bo'ysunishlik ekan. Agar biz bizni abadiy saodatga olib boradigan yo'lni topgan bo'lsak, yutdik. Astagfirullah. Faman zuhziha anin nari va udkhilal jannata faqad faz. Alloh taolo aytadi, bas kim do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilsa,
muhakkak baxt saodat erişgen. Omal hayatı dünya illa mataul gurur. Bu hayatta dünya ise aldagi uchun matohdir. Ahmad o'zini bir tanışının cenazesi ketyapti. Juda ham badavlat odamida o'tgan kishi. Mayit uyga keldi, uyida endi shunaqa sop qo'ygan, bironta bir ayb topa olmaysan bironta joyidan. Hamma yo muhayyo. Katta pul ketgan. Kimga qoladi endi bu dunyo? Kimga qoladi bu uy? O'zi bilan nimani olib ketyapti? Qayoqqa ketyapti? Qaysi uyga kiradi? Shunaqa hashamatli uyni qilib qo'yib ketyapti. Qaysi uyga kiradi? Qabr degan uyga kiradi. O qabr degan uy hamma uchun bir xil. Devori ham, poli ham, lampasi ham, usti ham nima? Tuproq. U yerda hammaga sharoit bir xil. Ne mehnat, ne mashaqqatlar evaziga qurgan uyi qop ketdi. Birodarlar, siz bilan biz ham bir kun ustimizda turib tushgun. Tinmay uyga choblaymiz. Endi tomini yopib olay. Endi devorlarni manaqa qilib olay. Endi bir cho'plik pol qilib olay. Endi kuhniga qo'y. Ha, kerak birodarlar, qilishlik kerak. Lekin hayotdagi maqsad bu emas. Qilib bering bu narsani, hammasi kerak. Lekin butkizdingizmi? Ibodatga qarang. Ibodatga qarang. Bu dunyoni obod qilishlik sizni oxiratdan to'sib qo'ymasin. Agar maqsadingiz Allohning qulligi bo'lsa, shu dunyoga sarflayotgan pulingiz ham ibodatga o'tadi. Maqsadni to'g'ri qo'yib oling. Hamma o'ladi birodarlar. Jon borki, bir kun vafot topishligi bor. Chunki tun har qancha cho'zilmasin, tong albatta otadi. Umr har qancha cho'zilmasin, o'lim albatta keladi. Kattalardan so'ranglarda, 70 ga kirdi, 80 ga kirdi. 70 yil, 80 yil yashaganga o'xshaysizmi desangiz, yo'q deydi. Qiyomat kuniga borganda qancha turdinglar dunyoda deb Alloh taolo so'raydi. Desa, yawman aw ba'd yawm fas'alil adin. O'sha kofirlar aytadi, bir kun yo bir yarim kun turding deydi. Yozib turgan farishtalaringdan so'ra deydi. Mana hozir o'tirganlar, qarangda, orqaga qarangda qancha yashadingiz? Hech qancha emas. Hech qancha emas. Mana shu dunyoda yashar ekanmiz, g'amni to'g'ri qilaylik. To'g'ri g'amni tanlaylik. Alloh azza va jalla mana Imom Termiziydan keltiriladi, shunday deydi. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallohu ghinahu fi qalbihi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kimning g'ami oxirat bo'lsa, uning qalbiga Alloh boylikni joylab qo'yadi. Ishini jamlab qo'yadi. Dunyo unga oqib kelaveradi, u esa bunga parvo qilmaydi. Endi davomini qarang. Va man kanatid dunyo hammahu. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, ja'alallohu faqrohu bayna aynayhi. Alloh bu insonning faqirligini, kambag'alligini, muhtojligini ikkala ko'zining o'rtasiga yozib qo'yadi. Va farraqa alayhi shamlahu. Ishini sochib qo'yadi. Valam yatihi minad dunya illa ma quddira lahu. Faqat dunyoda yashasa ham, faqat pul deb tirishlikda yashasa ham, unga faqat taqdir qilinganigina keladi. Inson musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, ibodatli bo'lsin, ibodatsiz fosiq bo'lsin, unga taqdir qilingan rizq bor. Payg'ambarimiz aytganlaridek, insonni ajali quvgandan ko'ra ko'proq uni rizqi quviydi. Qaytarib aytaman. Inson ajali quvgandan ko'ra ko'proq uni rizqi quviydi. Bunga iymonimiz komil. Payg'ambarimiz aytadilar, inson unga yozilgan rizqini to'laligicha olib bitirmagunicha, to'laligicha olib yemagunicha ajali hargiz kelmaydi. Faqat inson dunyoga kelar ekan maqsadini to'g'ri qo'ysin. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh subhanahu va taolo iloh bo'lgan zot. Iloh faqat u ibodat qilinishlikka loyiq bo'lgan zot. Bu Alloh subhanahu va taolo. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alannabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.